Doğu Türkistan'da Kızılçin'in yaptığı katliam protesto edildi. Öfkeli grup Çin ve İsrail bayraklarını yaktı. Doğu Türkistan'daki katliam İstanbul'da protesto edildi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup Doğu Türkistanlı ülkenin doğusunda yaşanan olaylara tepki gösterdi. Bu provokasyona dikkat etmeye çağırıyorum. Tarabya'daki Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına konuşan Dünya Uygur Kurultayı Başkan Yardımcısı Seyit Tümtürk yaşanan vahşeti gözler önüne serdi. Binin üzerinde insan öldürüldü. Üç köy tamamen yerle bir edildi dedi. Ramazan'da orucu yasaklayarak Çin Komünist Yönetimi büyük bir provokasyon gerçekleştirdi. Dünyayı bu provokasyona dikkat etmeye çağırıyorum. Çin, Doğu Türkistan Müslümanlarını provoka ederek bugünkü katliamın zeminini bir ay önce hazırladı. Dünyanın hiçbir yerinde Ramazan'da oruç yasak değil, ibadet yasak değil, namaz yasak değil, oruç yasak değil, dini öğrenmek yasak değil. Bu sadece Çin Komünist Yönetimi'nde Müslüman Doğu Türkistanlılara yasak. Ben bugün insanlığı Doğu Türkistan'da katledilen binlerin sesi olmaya davet ediyorum. Bayramın birinci günü hanımlar Kaşgari iline bağlı Yarkent ilçesinin üç köyünde meydanlara toplanarak başörtüleri zorla Çin askerleri tarafından başlarından çıkartıldı. Ve bunlara her türlü hakaret ve taciz gerçekleştirildi. Bu kardeşlerimize yapılan hakaret, taciz ve katliam sonucu üç ilçede halkımız, masum sivil Doğu Türkistanlı halkımız sivil bir şekilde protesto gösterisi gerçekleştirdi. Buna karşı Çin yönetiminin yaptığı her zamankinden farklı değildi. Kurşun yağdırarak katliam gerçekleştirdi. İlk gün bize gelen bilgiye 45 şehit var denildi. İkinci gün 100'ün üzerinde denildi. Üçüncü gün 1000'e yakın denildi. Bugün aldığımız bilgi 3 ila 5 bin civarında Doğu Türkistan'ın Türkistan beldesi olan tarihi Kaşgar şehrinin Yarkent ilçesinde üç köy tamamen ihalinin yerle bir edilmiştir. Ne çocuk ne kadın ne ihtiyar kalmamıştır. Bağımsız gözlemcilerin derhal Doğu Türkistan'a gidip inceleme yapmasını, Birleşmiş Milletler'in, İslam İşbirliği Örgütü'nün, Avrupa Birliği'nin tarafsız gözlemci göndererek Doğu Türkistan'daki katliamı incelemesini buradan talep ediyoruz. Grup sık sık Türkiye uyma, Türkistan'a sahip çık, Türkistan'a selam, direnişe devam sloganları attı. Türkiye uyumak, kardeşine sahip çık. Terörist, kırgınçık, Türkistan'a selam. Türkistan'a selam, direnişe devam. Protesto gösterisinde Çin ve İsrail bayrakları da yakıldı. Protesto sonrasında grup konsolosluğa giden yola kurulu polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Yaşanan arbededen sonra grup gözyaşları eşliğinde dua etti. Sinan düşmanıdır, İslam düşmanıdır, insanlıkla hayatlıktır, bu hidayet bizden akıllıdır. Grup daha sonra sloganlar atarak konsolosluğun bulunduğu sokaktan ayrıldı. Bu haberle birlikte hafta sonu ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili seyirciler. Diğer haber...